Merhaba arkadaşlar. Eğitim Ajansı kanalı'na hoş geldiniz. Ben Mustafa Hoca. Sizlere sınavda çıkabilecek 500 adet güncel bilgi hazırladım. İnşallah sınavda bu videomuzdan birçok soru yakalayacağız. Videonun sonuna kadar izlemenizi öneriyorum dostlarım. Bu videomuzu kimler izleyebilir? Lisans KPSS'ye girecek öğrencilerimiz izleyebilir. Bunun yanında ön lisans, orta öğretim KPSS'ye hazırlanan herkes de videomuzu izleyebilir. Beysu Adet Güncel Bilgi'yi son 2 yılı güncelleri baz alıp bu doğrultuda hazırlanmıştır. Önemli bulduğum güncelleri sizleri zaten vurgulayacağım. Değerli dostlarım, videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bu videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum değerli dostlarım. Güncel bilgilerimize geçelim dostlarım. Temmuz 2021'de vefat eden Sosyal Öğrenme Kuramı ve Öz Yarar Teorisi'ni Albert Bandura'dır. Albert Bandura önemlidir. KPSS, eğitim bilimlerine çalışanlar, öğretmen adayları, Albert Bandura'yı iyi bilirler. ÖSYM muhakkak bunu soracaktır. 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden ve Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik'tir. Fatma Girik de önemlidir. ÖSYM bunu soracaktır. 16 Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybeden Türk psikolog ve akademisyenimiz Doğan Cüceloğlu'dur. Önemli bir psikologumuzdur ve çok önemlidir. ÖSYM bunu nasıl sorar? Şık ıı, öncülde eser ismini verir ve önemli ünlü psikolog olduğunu vurgular. Şıklara da Doğan Cüceloğlu'nu ekler. Ve doğru cevabımız Doğan Cüceloğlu olur. Bu yüzden eserlerini bilmekte yarar var dostlarım. İnsan insana, insan ve davranışı, içimizdeki çocuk, mış gibi yetişkinler, yetişkin çocuklar. Tabi Doğan Cüceloğlu'nun birçok eseri var. Önemli bulduğumuz eserleri eklemek istedim dostlarım. Süper ekiplerinden Konyaspor'da Spor'da forma giyen Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu ise geçen dönemin sezonunun ismini de Ahmet Çalık sezonu olarak ismini katmıştı ve sezon bu şekilde tamamlanmıştı. Ahmet Çalık önemli mi? Önemli dostlarım, özşeyime sorabilir mi? Evet, bilmekte yarar var. 8 Mart 2021 tarihinde vefat eden Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'dir. Rasim Öztekin ve Rasim Özden Öğren'i karıştıranlar var. Rasim Öztekin, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ve yeni vefat eden. Rasim Özden Öğren ise yeni vefat etti. Yeni vefat ettiği için lisans KPSS'de çıkmaya çıkmaz. Ama Ön lisans ve orta öğretim KPSS'ye Hazan KPSS adayları bilmesinde yarar var. Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam. Eseri çok önemli. ÖSYM muhakkak öncüyle bu eseri ekleyecektir. De öncesinde ÖABT'de de Rasim Özdenören sorulmuştu. Tekrar sorulabilir dostlarım. Evet, yedi şairin kesişen yolları. Evet, yedi güzel adam ilk olarak Cahit Zarifoğlu'nun aynı isimli eserinde yer alır. Yedi güzel adam Karamamaş'ta bulunan Maraş Lisesi'nde eğitim görmüştür. Türk edebiyat ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden yedi güzel adam tüm Türkiye tarafından saygı ve sevgiyle anılır. Yani genel kültür olması açısından bu bilgiyi sizlerle paylaştım. 1 Temmuz 2021 tarihinde vefat eden Türk oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Kartal Tibet'tir. Fatma Girik, Kartal Tibet, Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın önemli sanatçılarını Yeni vefat ettik. ÖSYM buradan sorabilir mi? Sorabilir evet. Bilmekte yarar var dostlarım. Evet dostlarım. 28 Haziran 2022 tarihinde vefat eden Türk doktor, oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmen Cüneyt Arkın'dır. Doğum adıyla Fahrettin Cürekli Batır'dır. Ot 31 Ağustos 2021 tarihinde vefat eden Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve orta oyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy'dur. Evet, Adalet Ağoğlu önemli edebiyat sanatçılarımızdan biri zaten Öseyme Son yıllarda edebiyat sanatçılarına kafayı takmış durumda. Bu yüzden Adalet Ağoğlu da Önemli sanatçılarımızdan biri 2020 yılında vefat etti ancak güncelliğini koruduğu için önemli bir sanatçı olduğu için ÖSYM'ye sorabilir mi? Sorabilir dostlarım. Evet, diğer önemli sanatçımız Oktay Sinanoğlu. Oktay Sinanoğlu kimmiş? Türk kimya mühendisi ve akademisyen kimya moleküller, biyofizik, biyokimya ve matematik alanlarında dersler vermiştir. 1975 yılında özel kanunla Oktay Sinanoğlu'na ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti profesörü unvanı verilmiştir. Ve Oktay Sinanoğlu için en genç profesör bakın en genç profesör unvanı alan da bir önemli bilim adamlarımızdan, sanatçılarımızdan biridir. Kendisi bilmekte yarar var. Kendisinin Oktay Sinanoğlu'nun Bay Bay Türkçe eseri çok önemli. Sorarsa Özseğim'e öncüler arasında bu eseri de ekleyebilir. Bay Bay Türkçe Oktay Sinanoğlu. Yasemince çocuklar duymasın. Zengin kız fakir olan ve son olarak 80'ler gibi birçok diziden tanıdığımız oyuncu Kemal Kuruçay 59 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu, senarist ve yönetmen İlan Daner 83 yaşında hayatını kaybetti. Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Diriliş sa Diriliş Şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Seze Karakoş önemli dostlarım. ÖSYM'nin sevdiği bir sanatçılardan biri. ÖSYM muhakkak sorar. Lisans, ön lisans ya da orta üretim KPS'si de bu sanatçı karşımıza çıkabilir dostlarım. E peki hocam bize Seze Karakoç'un önemli olduğunu vurguluyorsunuz. Peki kim bu? İlk şiirini 1951 Hisar dergisinde çıkarmış. Üniversite yıllarında 1955'te Şiir Sanatı Dergisi'ni çıkardı. Mülkiye Yenilik 20. asır İstanbul Şiir Sanatı Dergileri'ndeki şiirleri de tanındı. Eserlerinde bilmemizde yarar var. Peki eserleri nelerdir? Bizim için öncelikle şiir çok önemli. Zaten Sezai Karagoç deyince aklımıza Monarozo Şiiri geliyor. Monorozo şiiri bizim için önemli. Körfez, Şah Tamar, Hızırla 40 Saat, Sesler, Tahan'ın Kitabı, Kıyamet Aşısı, Gül Muştusu, Zamana Adanmış Sözler, Şiirler, Ayinler, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı, Alın Yazısı Saati. Bizim için Sezai Karagoş deyince aklımıza şiirleri geliyor dostlarım. Deneme yazıları da var ancak deneme yazıları Tabi şiirler de ağır bastığı için şiirleri bilmemizde yarar var. Türk sanat müziği geleneğinin önemli ve başarılı isimlerinden İnci Çayırlı 86 yaşında hayatını kaybetti. Türk dostu olarak bilinen dünyaca ünlü Yunan bestesi Mikis Theodorakis hayatını kaybetti. Theodorakis Zorba filminin de müziklerini yapmıştır. Türk dostu olarak biliniyor. Bakın Türk dostu. ÖSYM daha öncesinde bu yönde bir soru sormuştu. Yine bir sanatçıyı sormuştu. Onu da Türk dostu demişti. Mikis Theodorakis de Türk dostu olarak anılıyor, biliniyor, tanınıyor. Bu yüzden Mikis Theodorakis'e de dikkat etmemizde yarar var dostlarım. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı'nın yaklaşık 100 yıl önce kaleme aldığı ve Derviş Nomade adlı bilinmeyen şiiri gün yüzüne çıktı. Alper Tunga'nın mezarı bulundu. Bulan kişi Profesör Doktor Necati Demir'dir. öncesinde Alper Tunga'yı ÖSYM'e sormuştu. Alper Tunga'yı soran kişi bulanında sormaz mı? Sorar. Alper Tufan'ın mezarını kim buluyor? Profesör Doktor Necati Demir olduğunu bulalım. Daha öncesinde Özsemi ne sormuştu peki? Türk kaynaklarında Alper Tunga ya da Tonga Alper Er olarak geçen kişinin Farsa'daki karşılığı yap. Afransiyab. Evet Afransiyab'ı sormuştu Özsemi öncesinde. Evet geldik güncelden genel kültür kısmına. İlk Türk romancımız Fatma Ali Hanım, ilk Türk kadın savaş pilotu Sabiye Gökçen, ilk Türk kadın oyuncu Afife Jale, ilk Türk kadın pilot Bedriye Tahir Gökmen, ilk Türk kadın doktor Safiye Ali, ilk Türk kadın arkeolog Jale İnan, ilk Türk ilk Türk öğretmen Fatma Refet Angın. Evet 2022'de ne nerede yapılacak ve çok önemli. Sizler için şifreledim bunu. Unutmamaz için şifreli halde sizlerle bunu paylaşalım. UEFA Şampiyonlar Ligi. Öncesinde Rusya'daydı. Ama Rusya Ukrayna savaşından dolayı Fransa'ya verildi. Bakın UEFA'daki F dikkat. F Fransa. FIFA Dünya Kupası Katar. Dünya Göçebe Oyunları Azerbaycan. Şifremiz neymiş? Canlar göç ediyor. Türk Kültür Başkenti Bursa. Teknofest Samsun. Serfine dikkat edelim dostlarım. İslam Dünyası Konferansı Fas Rabat. NATO İspanya Nelere dikkat? Et. G7 Almanya, G20 Endonezya, Kış Olimpiyatları Çin, Eurovision İtalya, kazanan kimdi? Ukrayna. Eurovision İtalya, kazanan İtal kazanan Ukrayna pardon. Evet. Genel kültür bilgilerimize devam edelim. İlk milli parkımız Yozgat Çamlı. Son milli parkımız Avant Gölü Milli Parkı'dır. Son zamanlarda çok sık milli parklarımız değişti. Ama ama son milli parkımız Abankül'ü milli parkıdır. İlk jeopark Kula Volkanları, ilk sakin şehir Seferihisar, son sakin şehrimiz Erzincan Kemaliye ilçesi, ilk yapılan baraj Çubuk Barajı. İlk demir yolu İzmir Aydın arası. İlk havalimanı İzmir İstanbul Yeşilköy. İlk havalimanı İstanbul Yeşilköy. İlk demir çelik fabrikası Karabük Demir Çelik. İlk ve tek biyosfer rezerv alanı Artvin Camili. Evet dostlarım. ÖSYM EKPSS'de buradan sorduğumu sordu. 2022 yılı ne yılı ilan edildi? Bu çok önemli bizim için. Bu görseli biraz irdeleyelim. 2022 Dünya Kitap Başkenti UNESCO tarafından Meksika'nın Guadalajara kenti seçilmiştir. Guadalajara kenti. Azerbaycan tarafından 2022 yılı Şuşa yılı ilan edilmiştir. AFAD tarafından 2022 yılı tatbikatlar yılı ilan edilmiştir. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu personeli eğitim atılım yılı ilan edilmiştir. 2022 yılı Birleşmiş Milletler tarafından genel kurulda alınan karar ile balıkçılık ve su ürünleri yılı ilan edilmiştir. Yine bir diğer kuruluş olan Türksoy daimi konseyinde yapılan toplantısında aldığı karar neticesinde Bursa ilimizi 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan etmiştir. Bir diğer önemli bilgi ise Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Soyun Almanya Yıla Uygulaması kapsamında 2022 yılı Türk Dünyası'nda Kırgız halk sanatçısı ve oyun yazarı Tokbolot Abdu Munonov yılı ilan edilmiştir. 2022 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçilen yer Sırbistan'ın Novi Sad adlı kentidir. İşte bu bilgi EKPS'de soruldu. Tabi öncesinde biz paylaştık. Özgüme sordu. 2022 yılı İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu SESKO tarafından 2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti İlan edilen şehir Fas Rabat olmuştur. Hangisi neyle kurulur? Kanunla kurulu kurulanlar, iller, ilçeler, üniversite, büyükşehir. İller, ilçeler, üniversite, büyükşehir. CBK ile kurulanlar, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kurulanlar, vali, MİT başkanı, Diyanet başkanı, savunma sanayi, Büyükelçi, YÖK Üyeleri, TRT Müdürü, Merkez Bankası Başkanı. CHP Onayıyla Kurulanlar, Kaymakam, Vali Yardımcısı, Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürü, Bakanlık Müdürü, Defterdarlar. İçişleri Bakanlığı ile Kurulanlar, Köyler, Belediye Başkanı, Be e Belediye Başkanı Uzaklaştırma. Latin Harpleri ile çıkaran ilk gazete Mardin olduğunu unutmayalım. Evet. Genel kültür bilgilerimize devam edelim. Ekim devrimi Rusya, Mavi devrim Kuveyt, Sidir devrimi Lübnan, Kültür devrimi Çin, Lale devrimi Kırgızistan, Kadife devrimi Çekoslovakya, Ak devrim İran, Turuncu devrim Ukrayna, Gül devrimi Gürcistan, Yasemin devrimi Tunus, Buldozer devrim Yugoslavya, Karanfil devrim Portekiz. Milli mücadeleyi anlatan eserler bunlar bizim için çok önemli. ÖSYM'nin sevdiği bilgilerden biri. Ateşten Gömlek, Vurun KP, Türk'ün Ateşte İmtihanı Halide Edip adı var. Yaban, Ankara, Sodom ve Gomorra, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kurtlar Sofrası, Allah'ın Süngüleri, Reis Paşa, Atilla İlhan, Küçük Ağa, Tarık Buğra, Kurtuluş, Mehmet Rauf, Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman, İstiklal Harbimiz, Kazım Karabekir, Milli Mücadele Hatıraları, Ali Fuat Cebesoy. Evet, genel kültür bilgilerimize dikkat edelim. Ötüken, Toprak Ana, Kutluken, Kutlu Vatan, Semerkant, Şehirlerin Şahı, Zengin Şehir ki çıkan bir soruydu. Şehirlerin Şahı ve Zengin Şehir öncesinde KPSS'le sorulmuştu. Bu yüzden bilmekte yarar var dostlarım. Evet bu ara alat Bu ara Ağlat ve Kubbetül İslam Kurtuba dünyanın mücevheri Tokat şairlerin şehri Pamukkale, Beyaz Deniz, Amasya Şe Şehzadeler Şehri, Şeki Kafkaslar Şehri, İzmir, Ege'nin İnci'si, Şanlıurfa Peygamberler Şehri, Edirne Serhat Şehri, Bağdat, Medin Medinetus Cihat, Bedrat Darul Cihat, Kudüs Şehirlerin Çiçeği, İstanbul Asitanetler Dersadet, Payitaht, Isfahan dünyanın yarısı, Mekke ve Medine iki kutsal cami, Buhara İslam'ın Roması, Konya Darül Mülk, Kayseri Darül Feth, Fethi Beldesi, Antalya Darül Sugur, Hudut Şehri, Bayburt Darul Celal, Ululuk Şehri, Sivas Darül Ala. Evet, genel kültür bilgilerimize devam ediyoruz yer çekimi Isaac Newton, radyo Marconi, penisilin Alexander Fleming, telefon Alexander Graham Bell, ampul Thomas Edison, televizyon John Logie Baird, elektromanyetik Michel Faraday, Dana James Watson. Evet, değerli dostlarım. 2021 Temmuz Ağustos ayının güncelerine bakalım. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumunda İngiltere İtalya arasında oynanan Euro 2020 final maçında İtalya İngiltere'yi penaltılarla yenerek ikinci kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı. O zaman 2020 Dünya Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kim, kaz kim kazanıyor? İtalya olduğunu unutmayan dostlarım. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Möys gece evine giren kimliği belirsiz saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatacak. Kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak. 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla Ankara'da açıldı. Almanya'da Rheinland, Fals, Kuzey Rand, Vestalya ve Bayer eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su sel ve su baş, baskınlarında 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması planlanan hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen sonda roket sisteminin yani Source uçuşlu testleri başar başarıyla tamamlandı. Amazon'un kurucusu milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New New Shepard uzay aracı ABD'nin Texas eyaletinden uzaya fırlatıldı. 11 dakika süren seyahatin ardından milyarderler dünyaya geri döndü. Mürettebatın tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Oxford yılın kelimesi olarak Dom scrolling kelimesini seçti. Oxford'un seçtiği bu kelime salgınla ile ilgili bir kavram. Felaket haberlerini ve gündemi takip edip uykusuz kalmak anlamına geliyor. Malatya'daki Arslan Tepe Höyü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü Titane adlı film kazandı. ABD'de 11 Eylül 2001 Amerika'ya yönelik saldırıların ardından girdiği Afganistan'dan yaklaşık 20 yıl sonra güçlerini geri çekmeyi tamamladığını açıkladı. Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Soğanlı Dağları'nda yaklaşık 3000 rakımda keşfedilen bitki türüne Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'ın adı verildi. Bitkinin ismi Adros Aziz Sancar Sefalı. Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Profesör Ziya Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Yani şu anki Milli Eğitim Bakanımız kim? Mahmut Özel. Afganistan'ın başkenti Kabil'den Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tip askeri nakliye uçağı uçan kale ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a taşınan 12 bebek toplam 273 yolcu Türk Hava Yolları'nın THY tarihi uçuşu ile İstanbul'a getirildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve yürümeye henüz başlayan Kaç Quest isimli bir çocuk, üyeliğin sadece IQ testlerinde en yüksek puanları alan kişilerle sınırı olduğu, Mensa'nın en genç üstün zekalısı üyesi oldu. Pfizer Biontech'in geliştirdiği aşı dünyada tam alan ilk COVID-19 aşısı olduğu, bir süredir kanser tedavisi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, Metin Çekmez, Aydın'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bayraktar Teknoloji tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı, TİHA Taoruz İnsansız Hava Aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Yasin Süzen, Polonya'nın Lubin şehrinde yapılan 4. İşletme Engelliler Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Milli Atlet Berke Akçam 20 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelinde 49.38'lik derecesiyle Dünya Şampiyonu oldu. Finlandiya'nın Tempere kendinde devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ümit Genç ve 21 yaş altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Damla Su Türemen Genç kadınlar kata kata kategorisinde İtalyan rakibi Sonja İnzodi'yi mağlup ederek altı madalyanın sahibi oldu. Taliban'ın Afganistan'ın 31 kentini ele geçirdikten sonra başkent Kabil'e girmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkesini terk etti. Lise öncesi Derya Karadeniz'in uzayda yaşam olup olmadığı konusunda yazmış olduğu Oberon isimli makale NASA'nın web sitesinde yayınlandı. 2022 Tokyo Paralimpik Oyunlarında masa tenisi tek erkeklerde sınıf Abdullah Öztürk finalde Güney Kore kimi 3-1 yenerek altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili bilgiler şunlardır. Türkiye toplamda 13 madalya kazandı. Türkiye Tokyo Olimpiyatlarında 35. sırada bitirdi. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında en fazla madalya kazanan ilk 3 sırasıyla ABD, Çin, Japonya. Kuzey Kore Covid-19'u bahane ederek oyunculara sporcu göndermemiştir. Türkiye'nin Tokyo 2022 olimpiyatlarında kazandığı madalyalar Mete Kazos, Okçuluk, Altın, olimpiyat tarihimizin okçuluktaki ilk olimpiyat madalyası. Bu sene sürmeneli boks altın olimpiyat tarihimizin kadın boksundaki ilk olimpiyat altın madalyası. Eray Şam'dan karate gümüş olimpiyat tarihimizin karate'de ilk olimpiyat madalyası. Bu sene Çakıroğlu boks gümüş olimpiyat tarihimizin kadın boksundaki ilk olimpiyat madalyası. Hakan Reçmer Tekvando Bronz Hatice Kübra İlgün Tekvando Bronz Rıza Kayalp Güreş Bronz Yasemin Adar Güreş Bronz Olimpiyat tarihimizin kadın güreşindeki ilk olimpiyat madalyası Ferhat Arıcan Jimnastik Bronz Olimpiyat tarihimizin Jimnastik dalındaki ilk olimpiyat madalyası Taha Akgül Güreş Bronz Ali Sofoğlu Karate Bronz Merve Çoban karate bronz. Uğur Aktaş karate bronz. Yargıtay'ın Atlahbel'de inşa edilen yeni hizmet binasının açılışı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Katılımcılar teleskoplarla gök cisimlerini inceledi. 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında mücadele eden golbol milli takımı finalde AB'yi 9-2 mağlup ederek altın madalya kazandı. A milli kadın voleybol takımı 2021 Avrupa Şampiyonası'nın 3. maçında Hollanda 3-0 yenerek bronz madalya sahibi oldu. İtalyan pilot Costa uçağıyla Çatal'daki T1 ve T2 tünellerinden sadece 43.44 saniyede geçerek Gunnes kitap rekorlar kitabına yazdırdı. Sercan Demir Slovanya'da düzenlenen artistik jimnastik dünya çalış kupasında altın madalya kazandı. İngiltere'de altın oran göz önünde bulunurarak yapılan bir aşırmada Topkapı Sarayı dünyanın en güzel sarayı seçildi. Fransız oyuncu Jean Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti. Kütahya 18 yaşındaki Kütahya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Recep Görkem Akandere koronavirüs testlerinde kullanılan PCR cihazı üretti ve yazılımının kendisini hazırladığını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2022 yılı balıkçılık ve su ürünleri yılı ilan edildi. Fidenin sultanları kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda en iyi orta oyuncusu seçildi. 34 yaşındaki oyuncu, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan tarihteki ilk oyuncu oldu. Eylül 2021'de çıkarılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazarı olduğu kitabın ismi, Daha Adil Bir Dünya Mümkündür. Almanya genel seçimlerini Sosyal Demokrat Parti kazandı. Partinin başbakan adayı Olaf Scholz hükümeti kurdu. Angela Merkel Almanya'nın ilk kadın başbakanı olup görev süresi Eylül 2021'de sona ermiştir. Uluslararası Türk kültürü teşkilatı Türk soyun anma yılı uygulaması kapsamında 2022 yılı Türk dünyasında Kırgız halk sanatçısı ve oyun yazarı Tokpolot Avdumoenov ile ilan edildi. ABD 1991 yılında Irak'taki müzeden çalınan 3500 yıllık tableti Iraklı gazeteciler iade etti. Gılgamış destanından bir parça şairin yazılı olduğu tablet dünyanın en eski edebiyat eserlerinden birisi kabul ediliyor. Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho'nun Okçu'nun Yolu adlı yeni kitabını milli sporcumuz Mete adadı. Almanya'da tıp dünyasının önemli ödüllerinden kabul edilen Paul Enrich ve Ludwig Darmstaedter ödülü yeni tip koronavirüs COVID-19 aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin, Doktor Özlem Türeci, Profesör Doktor Katalin Kriko'ya verildi. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır düzenlenen sembolik bir törenle Görevini Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Şahit'e sayda devretti. Milli Tiyatlet Bahadır Tama ABD'de İronman 70.3 Dünya Şampiyonası'nda 7. olarak Türkiye'ye tarihin en iyi derecesini getirdi. 23. Emmy Ödül Töreni Los Angeles'taki Lives Evet Deck'te düzenlendi. Ödül Töreni'nde en iyi drama dizisi ödülünü The Crown layık görüldü. New York'taki yeni Türkiye binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören açıldı. Ampuda futbol milli takımı Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde büyük ödüller sahiplerini buldu. En iyi film ödülü Yaramaz Çocuklar filmle verildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ülkesinin Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildiğini açıkladı. Dünyada ünlü Hollandalı ressam Vincent van Gogh'a ait kara kalem çalışması Amsterdam'da ilk kez sergilendi. Çalışmanın ismi Studio War for Out. Doğadaki tüm seslerin frekanslarını ayırt edebilme yeteneğini müzikal deha kabul edilen Otizmli piyanist Burak Çankır, Türkiye'nin otizmli ilk doktora öğrencisi olmaya başardı. Sırbistan'ın Novi Şant şehri 2022 Avrupa Kültür Başkenti ilan edildi. 2021'de İtalya'nın yürüttüğü G20 dönem başkanlığını 2022'de Endonezya yürütecek. Yürütüyor zaten. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası City Mayors Foundation Belediye Başkanları Vakfı tarafından 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikata 3 kardeş ismi verildi. Danimarka alınan tüm koronavirüs önlemlerini kaldırıldığını açıkladı. Kitabı şu an bunun birçok ülke e, açıkladı ama şu bilgi önemli. Pandemi öncesi döneme geçiş yapan ilk AB üyesi olmuş. Danimarka. Afganistan'dan 20 yıl sonra çekilen ABD'dir. Sivas'ta Yıldızeli ilçesinde 3800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor. Kendine özgü saat ve takvim kullanan Etiyopya 2004, 2014 yılına girdi. Halk yeni yılı coşkuyla kutladı. UNESCO'nun en son koruma altına aldığı yer Malatya Arslan Tepeyi'dir. Fas'ta 3 büyük şehirde kadınlar belediye başkanı seçildi. Ülke tarihinde ilk oldu. Türk Patent Marka Kurumunca coğrafi teçil alan Amasra Çüreği oldu. Evet dostlarım. 500 güncel bilgi devamını İkinci videomuzu da paylaşacağım. İkinci videomuzu da en kısa sürede kanalımızda paylaşacağım dostlarım. Kendinize iyi bakın dostlarım. İyi çalışmalar diliyorum. Güncellerimize devam ediyoruz dostlarım. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti ile Angola Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmayla İki ülke arası seyahatlerde vize muafiyeti getirildi. Sırbistan Komenkop Yüzme Müsabakası'nda milli yüzücü Talya Erdoğan 400 metre serbestte birinci oldu. İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. Eski İçişleri ve Sanayi Teknoloji Bakanı Mevcut Saadet Partisi Yüksek Kurulu Başkanı Oğuzhan Asıltürk hayatını kaybetti. 2021 Nobel ödülleri sahiplerini buldu. Nobel Barış Ödülü madalyası İsveçli sanatçı Gustav Vigeland tarafından tasarlandı. İlk Nobel ödülleri 1921'de 1901'de dağıtıldı. İlk Nobel ödülleri 1901'de dağıtıldı. Bir tarafından Alfred Nobel, diğer tarafında kardeşlik bağını temsil eden 3 erkek figürü var. Madalya da latince Promat et Fraternity Gentium ifadesi yer alıyor. İnsanlığın barışı ve kardeşliği için. Tekrar ediyorum dostlarım. ilk Nobel ödülleri 1901'de dağıtıldı. Evet Nobel Barış Ödülü kime? Maria Ressa, Dimitri Muratov, Nobel Barış ödülleri kiminmiş? Maria Ressa, Dmitri Murato. Diğer Nobel ödüllerini kazanan isimler. Nobel Tıp Ödülü David Julius, Ardem Patapoutian. Nobel Kimya Ödülü Benjamin List, David MacMillan. Nobel Edebiyat Ödülü. Bizim için önemli olan kısım bu. daha öncesinde Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan kişiyi sormuştu. Tekrardan sorabilir. Abdurrazak Kurna. Zanzibar kökenli romancıdır. Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan sanatçıdır. Nobel Fizik Ödülü. Suyu Kuru Malabe. Klaus Hasselmann. Giorgio Evet dostlarım. Güncellerimizle devam ediyoruz. Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Mogblank'in zirvesinin son 20 yılda 2 metre alçaldığı açıklandı. Rusya sinem, sinematografi tarihinde ilk defa uzayda çekecek ekibini Soyuz MS-19 uzay aracı ile Kazakistan'ın Baykonur üstünden uzaya gönderdi. Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan Zerzavan Kalesi kazıları sırasında Üzerinde ABD'nin kuruluş sembolleri olarak rozet bulundu. Dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı olan Ay daha olduğundan şüphelenerek Mısır'da gözaltına alındı. Karayipler'de yer alan ada ülkesi Barbaros ilk devlet başkanını seçerek 396 yıllık İngiliz kraliyet egemenliğine son verdi. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci İspanya'nın Asturias Prensesi ödüllerinde teknik ve bilimsel dalda ödüle layık görüldü. Sevilen oyuncu Kemal Kuruçay kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere'de The Old Year dergisi tarafından her yıl önemli yaşlı insanların başarılarını kutlamak için verilen yılın yaşlısı ödülüne bu yıl kraliçe İkinci Elizabeth layık görüldü ancak 95 yaşındaki Kraliçe İkinci Elizabeth ödülü reddetti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en iyi havalimanı seçildi. Milli dalışçı Şayka Ercümen Antalya'nın Kaş ilçesinde Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen tek nefeste 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. E-Devlet'in son çalışma, E-Devlet'in çalışma hayatım yürürlüğe girdi. 2018 yılında da alt soy, üst soy girmişti ve bunu ÖSYM'e sormuştu. Çalışma hayatımı neden sormasını ÖSYM e. Japonya'nın 100. Başkanı Kişi'yle oldu. Çevre ve Şehircilik başkanının adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak güncellendi. Dove sendromlu milli takımımız finalde Portekiz'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Fomex 2021 sanatçı ödülünü Aynur Doğan'a verildi. G20 liderler zirvesi İtalya'da başladı. Güney Kore ilk kez yerli uydu fırlattı. Adı Nuri'dir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet istifa etti. Yunus Emre Enstitüsü Sırbistan'da Türkçenin seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin kararını açıkladı. Jeff Bezos'un aracılığıyla uzaya çıkan en yaşlı insan unvanını aldı. Kimmiş bu Jeff Bezos? Türkiye'nin Oscar adayı filmi Semih Kaplan'ın yönetmenliğinde bağlı kasan filmi oldu. Rümeysa Gelgi 2 metre 15 santim boyla Gunnes Rekorlar kitabına girdi. Rusya'da 100 sonra hanedan düğün yapıldı. Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas oldu. Rize'de dünyanın en büyük çay bardağı Gunnes adayı oldu. Azerbaycan'ın işgalden kurtardı. Fuzuli kentinde Fuzuli Havaalanı açılıyor. Facebook'un kurucusu ve üst yöneticisi Mark Zuckerberg şirketin isminin Meta olarak değiştirildiğini duyurdu. Facebook uygulamasının ismi ise aynı kalacak. Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin daimi temsilcisi Feridun sinirli oldur. E-Devlet'e eklenen yepyeni uygulamalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonu unvanlı ilk yüzücüsü Victoria Zeynep Güneş'tir. Dünyada benzeri bulunmayan Savaş Atları Müzesi Sivas'ta açılacak. Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi. Bağlık Hasan Türkiye'nin Oscar adayı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı'nın açılış töreni yapıldı. İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organı Kültür Organizasyonu UNESCO Fas'ın başkenti Rabat'ı 2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan etti. NATO'nun 2022 yılındaki Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin İspanya'nın ev sahipliğinde yapılması kararı alındı. Şehit Aybüke Yalçın Kütüphanesi tanınmayı hak eden 32 kütüphane arasına girdi. Atatürk Kültür Merkezi Dünya Başyapıtlarına ev sahipliği yapıyor. Guseppe Verdi bestesi, Dünya Opera devlerinin vazgeçilmez eseri Ayda Operası, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Emile Engel Mehl, yaşında Norveç'in Adalet Bakanı oldu. Dünyanın en genç bakanlarından biri. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali Bingöl'de hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. zirvesinde Binali Yıldırım Aksakallar Konseyi'nin Türkiye'nin Aksakal olarak atandığını bildirdi. Biz bunu Kasım ay güncel olarak paylaşmıştık ve bunu EKP size de soruldu. Evet. TDK'ya göre Aksakal nedir? Ermiş, Evliya. Bunun yanında siyasi bir figür olarak taşıdığını bilelim. Milli Tekvandocu Yiğiten Kılıç gençlerde Avrupa şampiyonu oldu. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Buğra dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı. Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirve Bildirisi yayınlandı. Zirve Bildirisi'nde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye golbol kadın milli takımı Avrupa ikincisi oldu. Türkiye'nin sakin şehirlerine bakalım. Sinema ve oyuncu olan Semra Dinçer hayatını kaybetti. Venezuela para biriminden 6-0 attı. 2021 Ballon d'Or yılın futbolcusu ödülünü Lyon'a Messi'ye verildi. Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni sahipleri belli oldu. Bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebu Ziya, sinema alanında Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın Haziran ayında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, Sağlık alanında İbrahim Manav, Vefa ödülü alanında Kemal Tahir. Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin layık like, görüldü sanatçılarımız. Teknofest 2022'de Samsun'da yapılmasına karar verildi. Koronavirüs ilacını onay veren ilk ülke İngiltere oldu. Karabağ'ın Zafer yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan renklerine büründü. Aşısızlara sokağa çıkma yasağı getiren ilk ülke Avusturya'dır. El Salvador Bitcoin şehrini kuracağını açıkladı. Dünyanın en yaşlı insanı Filipinli bayan Susano 124 yaşında hayatını kaybetti. PTT AŞ Türkiye'nin kuruluş mücadelesinde önemli günlerden Gazi Gemi Alemdar'ın anısına özel gün tasarlandı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonu unvanlı ilk yüzücüsü Victoria Zeynep Güneş'tir. Öncesinde zaten bunu paylaşmıştık. Dünyada benzeri bulunmayan savaş atları müzesi Sivas'ta açılacak. Marmara Denizi ve Adalar özel çevre koruma bölgesi olarak tespit ve ilan edildi. Bağlı Hasan Türkiye'nin Oscar adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun barajının açılış töreni yapıldı. NATO'nun 2022 yılındaki devletler ve hükümet başkanları zirvesinin İspanya'nın ev sahipliğinde yapılması kararı alındı. Atatürk Kültür Merkezi dünya başyapıtlarına ev sahipliği yapıyor. Kusap ve Verdi Bestesi dünya opera evlerinin vazgeçilmez eseri Ayda Operası Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Milli tekvandocu Yiğit Kılıç, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu. Doktor Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in fotoğrafları yeni tasarlanan EuroBank notlar üzerinde basılacak. Meryem Betül Çavdar Dünya Tekvando Şampiyonası'nda birinci oldu. 2021 yılında Türkiye'de en çok aranan kelime EBO oldu. Bilal, Bilardo'da Semih Saygıner 7. kez dünya şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2022 kamu personeli eğitim atılım yılı ilan etti. 2023 UNESCO Dünya Kitap Başkenti Akra yani Gana oldu. Uluslararası bir bilim dergisine göre pandemi başlangıcından bugüne denk COVID'e yakalanmamayı başaranlar covid olarak adlandırıldı. Türkiye'nin yeni uydusu TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı. Galaksi Kaşifi Burçin Mutlu Pakti'nin heykeli Teksas'taki Dallas North Park Center'da dikildi. Cem Bölükbaşı Formula 2'de yarışacak ilk Türk pilotu olacak. ABD'nin ilk Türk Belediye Başkanı Tayfun Selen New Jersey'de Kur'an-ı Kerim'e el basmasının ardından göreve başladı. Made in Turkey yerine Made in Türkiye kullanılacak. Time dergisi yılın kişisi olarak Elon Musk'ı seçti. Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti. Deniz Burham NASA tarafından 10 astronot arasında seçildi. Konya Spor'un futbolcusu Ahmet Çalık trafik sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonun kalan haftalarının Ahmet Çalık sezonu olarak oynatılmasını kararlaştırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeleri 2021 ziyaretçi sayıları açıklandı. Konya Mevlana Müzesi 1.507.264 kişiyle en çok ziyaret edilen müze oldu. 2021 FIFA en iyi ödülleri sahiplerini buldu. FIFA yılın en iyi erkek ödülü futbolu ödülünü Bayern Münih takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı. Kaç kişiyle kurulur? Genel kültür sorusu olarak, vatandaşlık sorusu olarak karşımıza çıkabilir. Öncesinde ÖSYM buradan bize soru sormuştu. Tekrardan sorabilir. Dernek 7 kişiyle kurulur. Sendika 7, kooperatif 7, vakıf 1, belediye 5 bin, büyükşehir 750 bin, köyler 150 ve 2000 kişi arası. Oscar kazanan ilk siyahi aktör Potier oldu. Ülkemizin ilk kadın gök bilimcisi ve ilk kadın dekanı Hatice Nusret Gökdoğan'dır. UNESCO Masal Anlatıcısı Ödülünü Karamanmaraşlı Fatma Önkol adına kızı aldı. Muammer Topal Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı seçildi. Turkova Kaşısı adına acil kullanım izni çıktı. Tarihte ilk kısa mesaj Paris'te bir müzayede evinde sergilendi dünyanın ilk TikTok fakültesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açıldı. 2021 Nobel Barış Ödülleri Dimitri Murato, Maria Ressa olarak geçer. Dimitri Murato, Maria Ressa olarak geçer. Google'un Türkiye'nin ilk kadın kimyageri Profesör Doktor Remziye Hisar'ı andı. Türkiye'nin ilk kadın ortodonisti diş hekimliği kolu Ayşe Mayda hayatını kaybetti. Sivas'ın zarar zar çekmeyi coğrafi işaret belgesi aldı. Türkiye'nin ilk çocuk adalet merkezi Erzurum'da açıldı. Güney Afrika kökenli omikron vakası ilk kez ABD'de görüldü. Dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim nüshası Ürdün'ün başkenti Amman'ın batısında bulunan Salç bir müzede sergileniyor. Türkiye'nin ilk kadın jandarma karakol komutanı şehit Yarbay Songül Yakut'tur. İlk renkli sinema filmimiz Halıcı Kız'dır. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa seçilmiştir. 170 heykeli bulunduğu Avrupa ve Türkiye'nin ilk sualtı müzesi Antalya Sitededir. Padişah ismi olan ilk ve tek ilimiz Elazığ'dır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2022 yılını kamu personeli yılı ilan etti. 50 yıl sonra Fazıl Üstün Dağlarca'nın 1971'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne ilk kez aday olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi de sorulabilir mi? Sorulabilir. 50 yıl sonra Fazıl Üstün Dağlarca'nın 1971'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne ilk kez aday olduğu ortaya çıktı. Resmi gazetede yayınlanan atama kararıyla Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan'ın Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti özel temsilcisi olarak görevlendirildi. Çin türünün ilk örneği düşük yer çekimini simüle eden yapay ay inşa etti. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Ufuk denize indirildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye'nin ilk cep uydusunu fırlattı. Adı Gürüzü 263A 17 yaşındaki Özbekistanlı genç Nadir Bek sattaro hızlı santraçta dünya şampiyonu oldu. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sasso hayatını kaybetti. Türkiye'nin yerli uçağı Hürjet 2023'te havalanacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti. Panama'da keşfedilen kurbağa türüne iklim aktivisti Greta Thunberg adını verdi. ABD'de yayın organı dünyanın en iyi çorbalar listesine Türk mutfağından yayla çorbasına yer verdi. Dünyanın en büyük isim siyah elması Enigma satışından önce Dubai'de sergileniyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın gezginci keşif aracı Kurlu City Mars'ta karbonize rastladı. Dünyanın en yaşlı erki olarak Guinness Rekorlar kitabına giren Sator Neo Fuert 113 yaşında günler kala hayatını kaybetti. Cem Bölükbaşı Formula 2'de katılacak ilk Türk pilot oldu. 2020 verilerine göre en çok ziyaret edilen müzemiz Konya Mevlana Müzesi oldu. Endonezya'da parlamento ülkenin başkentini Jakarta'dan Puharno'ya taşınmasını onayladı. Yine başkentin adı Dusantra. FIFA'nın erkekler ve kadınlar futbol dünyasına dağıttı. Ödüller sahibini buldu. Yılın en iyi futbolcusu ödülünü Robert Lewandowski aldı. Yeşilçam'ın filmin usta oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti. Ünlü tiyatro oyuncusu Ayberk Pekcan hayatına hayata veda etti. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı. Amir yaşındaki Ali Erdem Kanada merkezli Karibu Matematik Yarışması'nda birinci oldu. 2022 Yeşil Avrupa Başkenti Fransa'nın Grenoble şehri oldu. Gümüşhane'nin Kelkit kitesi coğrafi işaret olarak edildi. İtalya'nın Cumhurbaşkanı tekrardan Sergio Mattarella seçildi. İşitme engellilerin santraç oynaması için ilk kez işaret dili sözlüğü oluşturuldu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Birleşik Arap Emirlikleri seyahat eden ilk Cumhurbaşkanı oldu. Milli sporcumuz Kayhan Özer Fransa'nın Nantes kentinde düzenlenen atletizm yarışmasında birincilik elde etti. Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rafael Nadal rakibini 2-0 yenerek en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçi oldu. Özdemir Bayraktar'ın ismi Samsun Üniversitesi Uzay ve Havacılık Fakültesine verildi. 2021 Afrika Uluslararası Kupası şampiyonu Senegal oldu. Avrupa Parlamentosu Başkanlığı'na Robert Metsola seçildi. Türkiye'nin nüfusu artık 84 milyon oldu. Türkiye'nin en değerli banknotu olarak nitelendirilen İngiltere basılma 1000 lira müzayede satışa sunuldu. Ermenistan'ın işgalinden kurtulan Şuşa'ya bir cadde Atatürk adı verildi. Google Chrome 8 yıl sonra logosunu değiştirdi. HIV virüsünü keşfeden Log Motair hayatını kaybetti. Karamaraş'ta yine bir böcek türü keşfedildi. Türk Rom'dur. İnadı. Usta sanatçı Arif Şentürk hayatını kaybetti. Milli jimnastikçiler Sena Elçin Karakuş ve Sıla Karakuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Trambolin Jimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya aldı. Ukrayna Rusya saldırısı planına karşı 16 Şubat Birlik Günü ilan etti. Nobel Ödülü Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Ankara'da açıldı. Belçika'da haftalık çalışma süresini 4 güne düşürdü. Almanya'da Zeynep adlı kasırga birçok Avrupa ülkesinde etkisini aldı. İklim değişikliği üzerine ilk iklim şurası Konya'da yapıldı. 1800'lü yıllardan kalma Roma kalıntılarına ilk kez Elazığ'da rastlandı. Cumhurbaşkanlığı kültür ödüllerini sinemada Cüneyt Arkın aldı. Cüneyt Arkın Haziran ayında vefat etmişti. 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası finali Rusya'nın alındı. Fransa'ya verildi. 2023 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'de düzenlenecek. 2022'nin en iyi jimnastikçisi Ferhat Arıcan seçildi. Milli sporcum İbrahim Çolak. Artistik Jimnastik Dünya Kupası'da halka aletinde altın madalya kazandı. Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ta Akgül uluslararası ranking turnuvası şampiyonu oldu. NATO'nun 40 bin askerlik mukabele kuvveti caydırıcılık ve savunma rolü çerçevesinde ilk kez görevlendirildi. 2022 Kadınlar Kılıç Ekstrem Dünya Kupası İstanbul'da yapılacak. TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan oldu. ABD'nin ilk kadın dışişleri bakanı modelin Albright oldu. Modelin Albright. Avrupa güreş şampiyonasında 76 kiloda Yasemin Adar 5. kez Avrupa şampiyonu oldu. Ukrayna Savaşı'ndan dolayı yaptırma alınan ülke Rusya'dır. Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkaran ülke Rusya'dır. Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan boru hattı Yemal Avrupa hattı durduruldu. Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Yalçın, Füsun Nalan Açın hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Birleşmiş Milletler iyi niyet Elçi seçilen Demet Evgardır. Yine kanunla seçim barajı %7 olarak belirlendi. Mart ayında kişi rekoru kıran film Bergen'dir. 2023, 2023 metre ortaya açıklığı ile dünyanın en büyük asma köprüsü Çanakkale Köprüsü oldu. Dünyanın en büyük türkü olan Uğur Şahin'dir. Bağımsızlığını tanıdığımız ilk ülke olduğumuz Özbekistan ile ticaret anlaşmalar imzalandı. Rusya Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapan İstanbul Dolmabahçe, açılışı yapılan Havalimanı, Tokat Havalimanı, Değiştirilemez olarak bilinen NFT'ler satış rekoru kırıldı. Hayatını kaybeden oyuncu Hüseyin Elmalı Pınar'dır. Profesyonel futbol tarihinde en çok gol atan sporcu olan Cristiano Ronaldo oldu. Avrupa Güreş Şampiyonası'nın yapıldığı yer Macaristan'dır. 80 kiloda şampiyon olan Kerem Kemal'dir. 67 kiloda şampiyon olan Murat Fırat'tır. 125 kiloda şampiyon olan Taha Aküldür. 92 kiloda şampiyon olan Feyzullah Aküldür. 130 kiloda şampiyon olan Rıza Kayalp'tır. 76 kiloda şampiyon olan Yasemin Adar'dır. 50 kiloda şampiyon olan Evin Demirhan'dır. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli takım şampiyonu oldu. Danimarka'da 41 yıl izin almadan çalıştığı için kraliyet ödülünü alan Mustafa Çolak oldu. Dünyanın ilk sanal vatandaşı Malta Marija oldu kalıcı yaz uygulamasına geçen ülke ABD oldu. Akdeniz'in ilk en iyi projesi seçilen proje sıfır atık projesi. Kadınlar C şampiyonasında şampiyon olan Eczacıbaşı. Tesla'nın Avrupa, Avrupa'daki ilk fabrikası Berlin Gründe. Evet. 94. Oscar ödülleri. En iyi film Koda, Philippe Rosalet, Jessica Kastain, Encantos, Yedi Dünya, Will Smith, en erkek oyuncu, Kral Richard, en iyi özgün şarkı, Billie Eilish, Drive My Car, yabancı dilde en iyi film. Ünlü ilahiyat profesörü Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti. Milli ekstremci Aleyna Ertürk, Birleşmiş Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda Yıldız Kadınlar Epe kategorisinde altın madalya kazandı. Milli, er, milli sporcu Emir Erişik, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Jimnastik Turnuvası'nda Bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Binli yüzücü Sümeyye Boyacı, Berlin'in Berlin'de gerçekleştirilen Paralimpik Dünya Şampiyonası Kota mücadelesinde Avrupa'nın en iyi derecesini yaparak altın madalya kazandı. Oscar ödüllerinde ilk kez Müslüman bir aktör aldı. Reza Ahmet. Evet değerli dostlarım. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere kanalımız aracılığıyla yaklaşık son iki yılın güncellerini baz alıp bu doğrultuda bir güncel videosu hazırlamak istedim. Sınavdan önce tekrardan bir video daha çekmeyi planlıyorum. Lisans KPSS'den önce. Umarım bu videoda, bu uzun videoda güncelleri yakalarız. Geleceğiniz tüm sınavlarda başarılar diliyorum değerli dostlarım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.